Ushbu hadisni Imom Tabaroniy Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilgan ekanlar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytibdilarki, "Ahabbun nas ila Alloh anfa'uhum lin-nas. Wa ahabbul a'mal ila Alloh azza wa jalla sururun tudkhilhu ala muslim wa takshifu anhu kurbah aw taqdi anhu daynan." أو ترد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كدم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم tazillul aqdam dediler. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizlerge talim verip aytibdiler ki adamların içinde en sevimliği kim? Kim sevimlik adamlar içinde? Şunday adam ki başkalarına menfaati yetedik o. Siz başkalarına menfaatiniz yetip durgan bolsa siz adamların sevikligisiz. Allah şunaka kılıp koyunca şükür kılış gerek. Şunaqa kasb egalari borki odamlarga doimiy yordami tegib turadi. Aytaylik, tabiblar. Hozirgi kunda ayniqsa mana bilindi. Ko'pchilikka manfaati yetib turadi. Doimiy uning darvozasi taqqillagan bo'ladi. Yaxshi doktor. Diqqat bo'lmaslik kerak. Zeriktim demaslik kerak. Allohga shukr qilish kerakki boshqalarga manfaat yetkazadigan qilib qo'yibdi. Yoki tadbirkor ishlab chiqarish qiladi, qancha odamni rizqiga sababchi bo'ladi, buni orqasidan mashaqqat chekadi, qiyinchilik chekadi, lekin u ko'pchilikka manfaati yetyapti. U odamlarni suyuklis. Rasulimiz yana aytdilarki, "Ahabbul a'mal ila Alloh." Qaranglar, Alloh taologa eng suyukli bo'lgan, Alloh yaxshi ko'radigan amallar qaysi amal? Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taologa uchun eng mahbub amal shunday amalki sururun dukhul muslim musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizadigan amal ekan. Siz bir musulmonni xursand qilib qo'yganingiz uchun mana shu ishingiz Allohning nazrida eng mahbub amal ekan-da. Musulmonni qalbiga xursandchilik kirgizish. Qanday qilib bo'lsa ham, qo'lingizdan nima yordam kelsa qilib, yaxshi gapiribmi? Unga yaxshilik qilibmi, salom beribmi, tabassum qilibmi, nima qilib bo'lsa ham ana o'sha ishingiz Allohning nazdida eng yaxshi ko'rilgan amallardan. Yoki bo'lmasa Rasulimiz alayhisolam aytibdilarki, biror bir kishini dunyodagi qiyinchiligini ketkizib qo'yish. Birortasi bizga qiyinchiligini aytib kelsa, qodir bo'lsak ham shundan yuz o'girmasligimiz kerak azizlar. O'zi aslida birovdan yordam so'rab kelishlikdan qiyin narsa yo'q. Oldingizga kelib sizdan bir ozgina bolasi uchun, oilasi uchun yoki o'zi uchun yoki dunyoni bir tashvishini aritishlik uchun oldingizga kelguncha u odam bilasizmi qanaqa holatga tushadi? Ming xil andisha bilan, ming xil mashaqqat bilan keladi-yu, biz nima qilamiz? Agar uyda bo'lsak uydagilarga, ishda bo'lsak ishxonadagilarga aytamizki, "Mani yo'q" deganmiz. Eng oson gap shu. Ko'rmaylik ham qutilaylik shundan. Yoki birortasi tashvishini aitsa, "Menga nima deymiz?" Ammo haqiqiy musulmon, taqvodor inson mana bu rasulimizning hadisiga muvofiq aytayaptilar-ki, agar kim bir insonni qalb o'shi qiyinchiligini ketkizib qo'ysa, Allohning nazdida eng zo'r amallardan bittasi. Boshqa bir hadisda aytganki, kim bu dunyoda bir musulmonni dunyo tashvishini ketkizishga yordam bersa, qiyomat tashvishida Alloh taolo o'sha odamni qiyomat tashvishidan qutqarib qo'yadi dedi. Qarang, qancha qiyinchilik mahalda bizga kerak bo'lar ekan. Shuning uchun sizga yordam so'rab kelyotganga imkoniyatingiz bo'lsa yordam bering azizim. Alloh shunga qodir qilganiga shukr qiling. Qo'lingizdan kelsa yordam bering. Yoki deyaptilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam avtatrudu anhu ju'an yoki o'sha odamni ochligini ketkizsa. Bir odam qiynalyapti, uni ochligini ketkizsa. Mana shu narsalar Allohning qoshida eng mahbub amal.
Ve sözünü ahirede Resulümüz aleyhisselam acayip bir gep ettiler. Ettiler ki, لِأَنْ اَمْشِيَ مَا عَهِي فِي حَاجَةٍ Men bir biraderimni hojatini chiqarishlik uchun un bilan birga yurmoqligim, birga sayr qilishim. Men uchun mana bu masjidda, ya'ni Masjidun Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirganimdan yaxshiroq dedi qarang. E'tikof qanaqa katta amal bo'lsa. Mana shu Masjidun Nabaviyda e'tikof bir oy o'tirganimdan ko'ra bir musulmon birodarimni ishini hal qilishlikka birga harakat qilib qo'yishligim yaxshiroq deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi Yana sözlerinin devamında ettiler ki, kim bir insandı, üç alışke kadir bola turup gazabını yutsa, Allah onu kalbini kıyamet günü de özünün razılığı bilen doldurup koyadı derdi. Allah sizge mertebe beribdi, mansab beribdi, güç beribdi, imkaniyet beribdi. Sizge kimdir bir adablik koydu, sizge bir yamanlik kılıp koydu. Siz onu her kanakasıyla çare korup esini kırgızıp koyuş kudretine egesiz. Kolizden geledi. Lekin bana şunu da kadir bula turup şunu boptu da de gözünü yumgen adamdı diye yaptı. Allah kalbini kıyamette özü razı koyken ersemden doldurup koyarken. Çünkü bu cüde kıyında azizler. Kadir bula turup keçirip yubarışlık asan narsa emez. Bunun için katta cesaret gerek. Ana şunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bizge Allah'a da ettiler. Ve ettiler ki, kim bir biraderini haceti bilen yürüp onu rava kılsa, Allah kademler tayadı gön künde onun kademlerini sabit kadem kıladı. Yani kıyamet günü de sabit kadem kıladı. Şimdiyken biz Allah Hakk Azze ve Celle'nin nimetine şükür kılıp, bir Müslüman'da hacetini çıkarışki hareket kılsak, Un bilan birga yursak, qiyomatda oyoqlar toyilib ketadigan qiyomat kunida Alloh bizga yordam berar ekan sizlar. Lekin afsus, ko'p holatlarda bu narsani unutib qo'yapmiz. Agarki hammalarimiz mana shu ko'rsatmaga muvofiq amal qilsak, jamiyatda insonlar bir-biriga bo'lgan muhabbati ortib ketadi. İmam Tirmizi rivayet kılgen bir hadiste Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytibdiler ki Vallahu fi auni'l abdi ma kana'l abdu fi auni akhihi. Madami ki bir kişi biraderinin yardımında bolar iken Allah onun yardımında boladı. Allah sizge yardım berishni istese siz bir insonga yardım bering deyapti. Ana o şimdi Allah Taala bizge juda katta yordamini ato qiladi. Nega bu gaplarni gapiryapmiz azizlar? Aslida biz tadbirkorlik va tijorat haqida gaplashishimiz kerak edi-ku. Demak, tadbirkor, tijoratchi, boy, badavlat kimsa mana shunaqa odamlarga shunday manfaat qiladigan bo'lish kerak.